İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Mexit krizi olarak adlandırılmıştı. Bu kraliyet ailesinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Ve tüm tartışmaların sonunda da Prens Harry ve eşi Meghan Markle tüm kraliyet görevlerinden istifa ederek kraliyet ailesinden ayrıldıklarını ilan etmişlerdi. Amerika'da yaşıyorlar iki çocuklarıyla birlikte. Zaman zaman buraya gelmelerini gerektiren aile zorunlulukları oluyor ki bunların bazı örnekleri hatırlanacağı üzere Prens Philip'in, kraliçenin eşi Prens Philip'in cenaze töreniydi. Sonrasında ise Prens Harry'nin annesi Prenses Diana ile ilgili bir resepsiyona katılmak üzere Birleşik Krallığa geldiği görülmüştü. Prens Philip'in cenaze törenine gelirken Prens Harry'e korumalar sağlandı, kraliyet koruması sağlandı ve Birleşik Krallık güvenlik kuvvetleri tarafından korunarak o cenaze törenine katılmıştı. Ama bir sonraki ziyaretinde annesi için verilen resepsiyona katılmak üzere geldiğinde ise kendi özel korumalarıyla dolaşmak zorunda kaldı ve hiçbir şekilde kraliyet koruması sağlanmadı ve Birleşik Krallık güvenlik güçleri tarafından kendilerine de bir yardım verilmediği ifade edilmişti. İşte bu fotoğraf sonrasında kaygıya kapıldığını söylüyor Prens Harry ve avukatları aracılığıyla bir dava öncesi ön protokol mektubu gönderdiği polise. Talebi Birleşik Krallık güvenlik güçlerinin kendisine kraliyet görevlerini bırakmadan önceki dönemde olduğu gibi koruma sağlaması. Ama burada özellikle altını çizdiği bir nokta var Prens Harry'nin. Hiçbir şekilde kamunun cebinden bir para çıkmasını talep etmediğini söylüyor. Kraliyet güvenlik güçleri tarafından koruma sağlanmasının kendisi açısından bir önemi olduğunu ifade ediyor. Çünkü kendisi parasını ödeyerek sağlamış olduğu özel korumaların Birleşik Krallık'ın güvenlik güçlerinin elinde olan istihbari bilgilere sahip olmadığını söylüyor. Bu da güvenlik açısından bir zafiyet oluşturabilir diyor. Yani Birleşik Krallık güvenliği tarafından korunmasının istihbari bilgiler açısından kendisini daha güvende tutacağına inanıyor. Bu haliyle de çocuklarını Birleşik Krallığa ziyaret için getirmeyi düşündüğünü ama kendilerini Birleşik Krallık'ta güvende hissetmedikleri için gelmek istemediklerini söyledi ve avukatlarından da bir dava öncesi durumu değerlendirmesini ve bu yönde polise bir mektup yazarak başvuruda bulunmasını istedi. Yani özetleyecek olursak Birleşik Krallık polisinden eskiden olduğu gibi kendilerini korumasını ama bunun masraflarını kendisinin karşılayacağını söylüyor. Prens Harry halka hiçbir yük oluşturmadan kendisinin karşılayacağı korumalarla güvenli bir şekilde ailesiyle buraya gelip gitmek istediğini ifade ediyor. 2020 yılının Ocak ayında Mexit gerçekleşmişti ve Mexit gerçekleşmeden öncesindeki korumaları da bir süre daha devam etmişti o tarihe kadar. Kraliyet ailesinden ayrılacaklarını ifade etmelerine karşın hem buradayken hem de Kanada'ya yerleştikten sonra bu koruma sürmüştü. Ancak Mexit resmi olarak ilan edildikten sonra tüm bu korumalar kaldırıldı ve kendi özel korumalarıyla güvenliklerini sağlamak durumunda kaldılar. Şimdi eğer mahkeme ön dilekçesi kabul edilir ve bir davaya dönüşürse bu durumda Birleşik Krallık'ta kraliyet tarihinde ilk defa bir kraliyet mensubu kraliyet ailesine karşı, kraliyet hükümetine karşı bir davayla karşı karşıya kalmış olacak.